tane lira verdiler? 212 dedik. 212 dedik. Hayvanı buluyorlar. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Son yıllardaki yasal ve yönetmelikleri de dikkate aldığımızda kulak küpe numarası olmayan, Tarım Bakanlığı'ndan pasaportları olmayan hayvanların kesilmesi yasaktır zaten. Bu tür hayvanların alınması tabii ki ileriki süreçlerde ciddi enfeksiyonların yayılmasına neden olabilir. Yanlış hayvan seçimi, yani uygun olmayan hayvan seçimleri hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların yayılmasının bir sebebi olabilir. Özellikle bakteriyel hastalıklar, viral enfeksiyonlar, paraziter enfeksiyonların yayılmasına da bir kapı açmış oluruz. Onun için hastalıklı hayvanlar asla ve asla kurban edilmemelidir, kesilmemelidir. Kesim işlemleri esnasında mutlaka ehli olan kişiler tarafından kesim işlemleri gerçekleştirilmelidir. Ve bıçaklara dikkat etmek gerekir. Bazen keskin olmayan bıçaklarla hayvan kesilmeye çalışılmakta. Tabii bu da sonuç itibariyle hayvan yeterince uygun şekilde kesilmediğinden dolayı istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına, kişilerin yaralanmasına, hatta belki de ölümlere sebebiyet verebilecek durumlara dönüşebilmektedir. Dolayısıyla mutlaka ehli kişiler tarafından hayvanlar kesilmelidir. Birinci önceliğimiz hayvandan yeterince kan akımını sağlamamız gerekir. Eğer yeterince kan akımı sağlanamazsa etlerin ileriki dönemlerde muhafazasında çok ciddi sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Eğer yeterince hayvanlar kesildiğinde yeterince kan akıtılmamış ise kan mikroorganizmaların gelişmesi için çok uygun bir ortamdır ve çok kısa süre içerisinde etlerin bozulmasına sebep olabileceği gibi eğer enfeksiyon oluşturan mikroorganizmalar burada söz konusuysa mevcut ise tabii ki enfeksiyonların oluşmasına da sebebiyet verebilir. Derinin dış yüzeyi çok fazla sayıda mikroorganizma içermektedir. Eğer derinin dış yüzeyi karkasa temas ederse önemli bir kontaminasyon kaynağıdır burası. Dolayısıyla deri yüzülürken, deri de yüzme işlemi gerçekleştirirken derinin dış yüzeyinin karkasa ete dokunmaması gerekiyor. İkincisi ve daha da önemlisi iç organlar çıkarılırken, özellikle de sindirim sistemi çıkarılırken, mide bağırsak sisteminin çıkarılırken çok dikkat edilmesi gerekir. Çünkü sindirim sisteminin içerisi çok sayıda mikroorganizma içermektedir ve bu mikroorganizmaların bir kısmı hastalık oluştururken bir kısmı da etlerin bozulmasına sebebiyet verebilecek mikroorganizmalar ihtiva etmektedirler. Dolayısıyla kesim aşamasında yani iç organların özellikle de sindirim sistemi çıkarılırken sindirim yani mide ve bağırsağın delinmemesi ve bu dışkının karkasa bulaşmaması çok önem arz ediyor. Yani akciğer, karaciğer, böbrek, dalak vesaire gibi bu organlarda eğer normalin dışında bir görünüm söz konusuysa yani bir akciğerin bir tarafının çok büyük olması, içerisinde sertliklerin bulunması veya apselerin bulunması veya paraziter odakların bulunması bunların özellikle sokak hayvanlarına verilmemesi gerekiyor. Çünkü paraziter hastalıkların bulaşmasında sokak hayvanları ara konakçı vazifesi görmektedir. Dolayısıyla bu tür şeylerin asla ve asla çevreye gelişi güzel atılmaması gerekiyor. Kurban bayramlarında yapılan en büyük hatalardan bir tanesi hayvanı kesildikten sonra hemen bunun et olarak tüketilmeye çalışılması. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki kesimden sonraki o elde ettiğiniz et, et değildir. Bu kas, kas şeklindedir. Artık kas henüz ete dönüşmemiştir. Yani o istediğimiz lezzete ulaşılmamıştır. Yaklaşık 24 saat süre içerisinde kas ete dönüşebilmekte ve istediğimiz lezzette eti elde edebilmekteyiz. En azından
Özellikle büyükbaş hayvanlarda hani hisseli olduğu için hisseler alındıktan sonra bunlar eve götürüldükten sonra soğuk bir ortamda en azından belli bir süre dinlendirildikten sonra bunların parçalanması veya işte kuşbaşı veya kıyma hangi hale dönüştürülecekse daha sonra yapılması gerekir. En azından buzdolabında bir 5-6 saat beklettikten sonra parçalama işlemlerine girişilmesi çok daha doğru olacaktır.